Ya bu da ya. Necat bu dağ bunu kovamayın. Ne oldu yine? Ne olacak oğlum? Dağda kurt peşinde koşuyor lan. Sarımsak koca danayı yemiş sabaha kadar. Evet Recep, bugün nasıl olsa kepçe gelecek. Kanatlarımızın yerlerini genişleteceğiz iyice. İlk önce ben sana bir şey sorayım. Hı. Burada yemek istediğin bir şey var mı daha? Gazı da yedin, yumurtasını da yedin. Ya yumurtayı oraya yazmış adamla. Abilerim demiş ki ilk yumurtalardan yiyen korkmayın demiş. Bir tane gazı 14 tane yumurtayı zaten siz onun 8'ini koyacaksınız demiş. Fazla gelen olursa yersin onları. Baktım bu gazı yumurtlamayı verirsen olacak. İlk yumurtlamış. Yumurtlama ne için? 8 yumurtamı koyacağız 20 tane gazın altına. Zaten 8-9 yumurta var. Bir aydır 8 tane çıktı. Şimdiden daha sonra yumurtlayacaklar. Daha zamanı değil. Bekleyin kaynılığa bak. Ocak, Şubat dedi mi? Daha yeni girdik Şubat'a. Daha gaz bir tane yumurtlayıyor. 5 gün yok o gazda. Bir sıkıntı var bu işte. Ne sen alıyorsun ye nasıl sıkıntı olacak? Bir tane yedim lan. Nereden? O gördüğümüz bir tane bizim. Yok. Görmediğimiz yerde var yemem. Belki. Yemesem onu etmem çünkü merak bizlikle ya. Şimdi yaylım gazı bu. İyi meraklarını giderdin yani. Bir tane de Recep zorlamayalım şartları. Bir tane ördek yiyelim. Bak 20 tane ördek var burada. Onu gazı yemeden de yiyelim. Bir tane ördek yiyelim. Sonra zaten yiyecek bir şey yok Allah'ım. Tavşanlara bakıyor musun sen hiç? Bakıyoruz tabii bakmamayız. Senin bizim bir kaplanı mı getireyim? Hangi kaplanı? Lop tavşan. Onu ben göremedim devreden içeride. İçeride. Dün kapısını açtık çıkmadılar. Kapısı açıyordu dün. Onlara da bakalım. Havuzu büyüteceğiz. Yorumlarda hep görüyoruz. Havuzu büyütün. Havuz büyütmeye kepçe geliyor. Vallahi. Güzel olacak ama. Biz de yüzeriz. Gazlar ördekler de yüzer yazın. Aynen. Biraz geniş yaptıralım. Aynen. Maşallah hava da güzel bugün. Ama bir şey söyleyen gaz yumurtası gerçekten düşündüğümden çok farklı. Sizin de yemenizi tavsiye ederim. Siz bu lezzetleri ben varırken tadıyormuş. Biz seneye yeriz yemeyeceğiz biz. Valla ben bak gazı kestim ne güzel yemiş lezzet dedin. Şimdi daha bir daha aşka geldin. Niye aşkına gelen ne? Lezzetini bildin gazın demek gazı yapacaksın. Şu ezeklere bakalım da. Tavşanlara da bakalım. Fıldır fıldır. Bunları bir de kapayalım şimdi kepçe gelmeden. Kapayacağız. Tavşanları falan unuttuk. Yürüyor ya galiba. Delin buraya git delin. Buraya mı? Heh. Hadi gözleri yürüyor nasıl kaçıyor? Gözlerini açtık adamın. Gel bakalım. Recep saklı tut. Utla yok. Öbürü kaçtı. Hadi mağara etmişler ya. Anam. Orayı da kazmışlar. Bak bakalım. Kapıdan niye çıkmıyor bundan? Dışarı çıkmıyor. Şuradan atlayamıyor adam. Çık bakalım dışarıya. Kork be ya. Allah. Fıstık. Erkek herhalde mi yap buraya? Hı? Erkek herhalde bu. Şuna bak. Şuna bak bakalım erkeksin. Ya bak lan. Tırnaklarını keseceksin işte bakalım ya. Niye? Bu kadar lan oğlum. Şunlara bak. Tırnağı keselim mi tavşanın ne? Bakın toplanmış her şey bunun ayağına.
Hakikaten bu nakları ne büyük. Bunlardan gaz yiyor işte. Bakın tavşan ne güzel oldu bizim. İyi ki gıkmışız. Dur bakalım yuvaya gidecek mi acaba? Bak 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 bak. Gel. Nasıl bir şey bu ya? Benim sadım kıyımı getir ha. Gelecek mi yuvaya? Dur bakalım. İç altına gitmesin valla. Çıkaramayız, giremeyiz. Gireriz lan. Lan valla bunlar ne olacak? Aptal tavşan. Bak hele. Yerini de bulamaz mı dışarıda işte. Devirin. Gel. Gelecek. Gelecek. Bakın. Hopla. Hadi. Tamam Rica. Bu iş tamam. Bundan sonra güvercinleri de bana alıştıracağız. Güvercinleri mi? Gel. Bu adama gelecek oğlum bu. Tut bakalım bir daha. Gel. Kulak kadına. Gitti. Başka öteki daha hiç görünmüyor ki analarda. Öbürlü. Ya Allah ne büyümüş işte. Bu erkek bu. Kocaman olmuş bu. Ya Allah büyümüş. Bu çok büyümüş. Niye bu böyle? Bak hele pancağı yiyor lan. Pancağı mı yiyor? Pancağı da netmişler. Şeker pancağı yiyor lan. Olcu bu. Bak. Doğru. Bakalım bir ha. Kaçıyorlar. Gel. Topuzcuk. Gel bakalım. Nasıl geliyor bak. Tüyler de düzelmiş ha. Güzel olmuş bak demek az daha kırtacakmışız. Bak çoğu fazlalıkla kalmış. Makineyi ne alıyor dedik komple. Onunla mı indi? Aynen o. Koyun kırtma makinesiyle. Gel. Yumuş. Bu vallahi alışkın bu. Acıkmış Allah'ım. Ne rica. Acıkacak? Bir sürü şey vardır. Ne bileyim pancarı kemiremezse bile. Dişler var nasıl kemirer? Kemeri gel. Çık. Bunun tüyüsü çok değerliymiş. Necap. Biriktirelim o zaman. Bunun tüyüsünü kırkıp biriktireceğiz. Duydun mu? Çorap molap gaza gidiyorlarmış bunun tüyüsüne. Niye diyorlarmış? Çolap mı, gazak falan bir şeyler diyorlarmış işte. Çok değerliymiş, tüyüsü için besleniyormuş. Nereden başlayalım? İşte çok. Biz ola. Necap, harika bir lezzet. Lobaya geliyor şimdi kuzineye. Üstüne de yumurta kıralım mı piştikten sonra? Bence hiç karıştırmayalım. Karıştırmayalım mı? Yok. Tamam, bunu böylece atacaksın. Saf ve doğallığında kendi pişsin. Katkı falan bir şey koymayalım. Aynen güzel olur. Olsa soğan koyalım. Olabilir. Şöyle. Alt kata koyuyoruz. Alt kat yavaş mı pişiriyor? Hızlı pişiriyor. Açın şunu bir. Burun bitmiş içinde. Evet. Çalışmamız başladı. Devamlı yorumlarda yazıyordunuz. Göleti büyütün. Göleti büyütün yetmiyor, sığmıyor. Derken Necap bu işe de el attı. Thank you.
Tüm hayvanlarımızın, hayvanlarımız derken ördek olur, kaz olur, güvercin olur. Yani bu doğayı tatmaları lazım. Ya doğasıyla iç içe olması lazım İlker. Onlar için şimdi kocaman bir havuz oluşturacağız inşallah. Bakalım sonunda gazların mutluluğu nasıl olacak? Ne gibi tepki gösterecekler? Büyük, büyük havuz olacak artık. Biraz büyüyecek. Fazla da büyütemiyoruz. Şu anda hayvanlarımız için çok güzel bir ortam ayarlıyoruz. Çok geniş bir havuz yapıyoruz. Çok güzel olacak inşallah. Onların şöyle varlığı gerçekten bizleri burada çok mutlu yapıyor. Hayvanlar için sadece bu değil doğa olayı. İnsanlar da gerçekten mutlu olduğu yerde mutlu olduğu şeyleri yapması lazım bence. Evet, çalışmalar sırasında pin koptu. Oraya demirden pin ayarladık. Ben buradan da sen makineye çek. Çıkardın mı o pini? Çıkardık onu. Gel görünme ya. Ucuna da çevirttir sizi. Allah. Tamamdır. Az daha. Vay vay azar. Ta şuraya da falan gelecek. Tamam çaktım onu. Gel mi? Tamam. Sarımsak koca danayı yemiş sabaha kadar. Evet gidiyor şimdi. Tüm çabamız, gayretimiz herkesin bir evi olsun, mutlu olduğu yer olsun. Onun için uğraşıyoruz bugün de.
Keşke imkanlarımız daha iyi olsa da koskocaman bir çiftliğimiz olsa, gerçekten hayallerim bu. Allah inşallah nasip eder diyelim. Hayvanlarla yaşamak, şöyle iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu. İnsanın stresini alıyor. Ne bileyim, anlatılmaz yaşanır. Hayvanları her zaman sevelim, hayvanlarla iç içe olalım. Ya mutluluk başka bir şey değil yani. O kadar güzel yerlerimiz var ki, doğa olarak olsun, sadece burası için geçerli değil. Türkiye'mizin her yakısı çok güzel. Böyle şeyleri gerçekten değerlendirmek lazım. Yapalım, çabalayalım. Çabalayınca insanın da başarmadığı bir şey olmuyor gerçekten. Bizlerin, dağlarda yaşayanların, köylerde yaşayanların ürettiklerini yetiştirip büyüttükleriyle geçim sağlaması, bu gerçekten büyük bir emek. Böyle şeyleri yaparken de geçimini sağlıyoruz dağlarda, köylerde, her yerde. Ama gerçekten bir insanın, bir ailenin hayatı nasıl tutunabileceğini de sizlere gösteriyoruz bu vesileyle. Öyle güzel coğrafyada, öyle güzel vatanda, öyle güzel Türkiye'de yaşıyoruz ki memleketimizin her yeri doğa harikası. Gerçekten her şeyimizin kıymetini bilelim.
Gel buraya. Necap, bu dağ bunu koyamayın. Ne oldu yine? Ne olacak oğlum? Dağda. Kurt peşinde koşuyor lan. Allah. Bağlan bunu. Babama diyelim bağlasın. Şuna bak, her gün bunu arıyoruz ya. Geceleri tutmuyor. Sabaha kadar. Cev. Geçen zaten 3 tane kurt kovaladı. Adam çalışıyor. Çalışıyor da bunu biz kapayalım, şey etmeyelim ya. Yorulmuş bu eve de gitsin. Gitsin. Sarımsak çok asil karakter. Gerçekten bilmiyorum da nesli çok sağlam. Biliyorsunuz bunun dedeleri, neleri mamut boğduydu. Annesi babası 7 kurt boğmuş. Bak ben nasıl dinleyeceğim. Dinliyor diyor, rüya görüyor işte. Sen öyle diyorsun ya, dedesi ninesi babut boğmuş deyin, o da rüyaya daldı. Yukarı bakıyor gökyüzüne. Gerçekten sarımsak. Kuşlarımızın, tavuklarımızın bekçisi. Sarımsak, yedi yengeçliğin helal olsun. Helal sana. Çok ciddi Recep. Hiç böyle normal bir şeye gelemiyor. Çok sinirli. Dışarıdan herhangi bir tehlike sezdiği an sarımsağı bulamıyoruz. O tehlikeyi sınır dışımıza çıkarıyor böyle. Evin sınırları dışına çıkarmadıktan sonra da geri dönmüyor. Sarımsağı bir müddet kapatacağız. O eve de gitsin, dinlensin biraz adam. Hadi oğlum sarımsak, hadi oğlum. Ne oldu? Ya. Aman baba, gece uyutmuyor sarımsak. Sarımsağı artık. Gel sarımsak. Güven haline alacağız. Ben işte onu işe getireyim. Sarımsağı bu gece kapatacağız, herkes rahat uyusun. Biliyorsunuz bütün köpeklerimiz bağlı. Cevap kapattın mı? Baba gece uyuyor mu bu iş? Uyumaya. Cev. Dün de uyuyamadım. Aynen. Ben. Sabaha kadar bir baktım çayın karşısına gitmiş. Çok akıllı, gündüzleri yatıyor. Geceleri gündüz yatıyor. Sarımsağı kapıyoruz. Şuradan da şeye gidiyoruz. Kaç. Kutlara karşı. Kapattım. Sarımsağın bu bizim yuvası. Aman Recep kaçırma. Baba geceleri bundan sonra hep kapayacağız bunu. Gündüzleri bırakacağız. Sarımsağı kapadık. Artık biz de rahat uyuyacağız. Çünkü yatarken aklımızda hep sarımsak oluyor. Bugün baba o zaman köpek Emine bırakacağız mı bugün ya? Hı? Recep. Hı? Başka köpek mi bırakalım geceye bugün? Tabii 4-5 tane bırakalım da gelsin ya birazdan. Bugün de onlar gelsin. Bu zamana kadar sarımsak bizi korudu ama sarımsağı artık geceleri böyle kapatacağız buraya yuvasına. Çıkamasın. Dinlensin biraz. Dinlensin. Baba senin kediler maşallahı var, kedilerin vallahi. Bu ne diyor baba? Vallahi. O ne lan Necap? Necap senin bu ödeklerin suyu ısındı. Hadi yakalamasın. Vallahi ısındı. Her yerde geziyorlar bak hele ya. Necap. Tokat tokları nereye yumurtluyor ki? Daha yumurtlamaya başlamadı. Allah. Ha, başlamadı. Nasıl yumurtlarsa olursa... nereye yumurtlar bunlar? Ne çengilkay? Soruyorsun lan, bunlar başka yerlere yumurtlayıyormuş, kaçıyormuş insandan falan. Bunlar yumurtlayacağı yeri biliyor.
Civciv'le beraber geliyormuş bunun Haymutlu'da mı? Allah Allah. Ha. Bundan nasip olsa 3-4 daha alalım da. Bir araştı da sen de bak. Bunların adı Tokat Doğu mu, Cak Cak mı? Ya bunların 3-4 değil, Cak Cak diyorlar. Tokat Doğu diyor. Bu değişik değişik bir şeyler var. Cak Cak diyelim abi. Bunlar Cak 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 diye ötüyorlar ya. Bak hadi ne güzel ama değil mi? Ya. İnsan baktıkça şöyle. Mutlu oluyor. Çok güzeller. Keşke daha fazla olaydı. Daha iyi olurdu. Ama bulalım güzel. Bulalım. Bir sen de bak da ben de bakan da bulamadık ya. Bir bakalım. 3-4 tane daha alalım. Buluruz hocam. Bak şimdi. Kanatlarını biz bunların şey yaptık alışsın diye. Şimdi alıştılar. Kanatları çıktı. Yarın bir gün uçacak bunlar devreden. Ya şunu yaklaştır bakalım. Renginin güzelliğine baksana. Aynen ya. Çok güzel. Cenab-ı Allah'ım neler yaratıyor hayatta ya. Allah nasip ederse bir de şey tavuğu var. Ne o? Böyle açılıyor kendini. Allah Allah. Ha. Bunu aklıma geldi şimdi. Bir şey kuşu diyorlardı. Bir şey kuşu diyorlardı. Bilmiyorum abi. Renkli kanatlı. Tavus. Ha, tavuk kuşu mu? O olacak inşallah. İnşallah hocam. Şu baharın, Nisan aylarında her şey zaten yemyeşil oluyor ya. Gerçekten şöyle bunları koy verdiğin zaman, sabah şöyle kalktığın zaman mutluluk yani. Hocam, şu adam bir güzellik bize bakıyor. Ha. Kızımız. Nasıl güzel bakıyor. Hay maşallah. Maşallah, yüzüm maşallah. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Allah nazarlardan saklasın. Gerçekten. Türkiye'mizin gururları. Aynen. Akşam oldu, gazlar yukarıya kaçmış. Necap, gazlar gidiyor. Daha çıkmış daha. Vay bizim kedi. Dağ kedisi. Recep gazları çevirmeye gidiyor. Vallahi dışarıda yumurtla Allah devreden. Artık bütün hayvanları kapayacağız. Akşam oldu. Hayvanların da kapanması gerekiyor. Recep bak gazlar kaçıyor. Yanından gidersen döne. Gitti. Şöyle hava kararına yakın bütün aileler tek tek geliyor. Şöyle bakalım. Bir de sayım yapıyoruz burada. Hepsi aile grup halinde. Evet, hindi gelmiş. Şöyle ördekler de burada ama Rıfkı ve ailesi yok. Bilmiyorum Rıfkı nerede ki ne? Hadi. Bunlar ayrı bir aile. İki dişi, iki erkek. Bunların varlığı yok bu belli değil. Amerikanlar. Bunlarda hiç ses mes yok. Hadi yürü. Yürü. Herkes evine. Siyah ödekle etli ha. Aynen. Bak çıkamadı şeyden, bayırdan. Hadi. Recep gazları sayıyor. Hadi Recep bak bakın içeriye. Denk mi Recep? İçtima denk. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar hadi. Hadi. Yemeği yiyelim. Emin miyim denk olduğundan? Denk. Tavuklara bakalım da şurada var mı dedik. Tavukları görelim. Evet, ben demesem gidiyordu Recep. Rıfkı ve ailesi yok Recep. Ne? Rıfkı ve ailesi yok. Gördün mü?
Sen kontrol ediyorsun diyorsun, içeriye girdin, denk dedin. Onlar geldi daha var bir şey. Lakin. Ya gelmezse? Bence gelmeyecekler. Hiçbir şey olmaz, sen bir şey etmezsin. Vallahi iyi o zaman, dursun biz gidelim, yemeğimizi yiyelim. Ha, gel gel onlar. Evet, ördekler yok. Ya ben yanlış gördüm, göremedim. Bu üçlü yok. Ya ben yanlış gördüm. Bir daha bakalım. Bu da. Bu da mı? Bu mu değil mi? He, görememişim ben. Değil oğlum, bunlar fıs fıslı hali. Karanlıkla. Bak dur. Bakalım. Bak tavuklar. Fıs fısla. Şöyle. Hindi. Rıfkı ve ailesini buldun. Gördün mü? Yok. Ben sana yok dedim. Sen bana inanmadın. Bahçenin altına gittiler. Saat kaç, karanlık oldu. Yok. Adam kafasını göre takılıyor. Tatile gitmişler, tatile. Yatıyor, yatıyor. Ben dedim Recep'e, inanmadı buna. Bak. Ne demiş Recep? Ya aşı Rıfkı kaçırıyor onları. Başını yiyecek. Demek aileden birinin gitmesi gerekiyor. Bugün tam 10 tane köpek kalacak. 5 yavru. Anneleri, dayılarıyla beraber. Gece büyük bahçeyim olacak. Kapanı da karşıya koyacağım. Bakalım, bugün yavrular çok iştahlı. Bugün 10 köpek salıyoruz. Ece.
Şöyle diyeceğim. Olmazsa olmaz. Annemin ellerine sağlık. Anam bizim tarla otladı. Hadi bismillah. Herkese hakkını helal etsin. Dağda da böyle iniliyor işte. Aslan koyunları bekliyor kapısını. Oğlum. Şöyle Mustafa abim gelmiş Almanya'dan. Abimle bir yıldır görüşüyorduk Mustafa abi, değil mi? Anca bir yıla nasip oldu. Bekledik. Sabri göndermiş muradına ermiş. Bir yıldır yalnız sözümüz vardı Mustafa abimize. Artık bugüne nasipmiş abi. Hayırlısı. Bak karkış demedik geldik. Evet. Yavrular şöyle. Türkiye'de besleyeceksin abi. Evet, Türkiye'de. Bandırma'da. Allah nasip ederse. İyi abi. Memleketimizde kalıyor yavrular. Yok canım, dışarı getirmeye. Biz kendimizi getirmeye çalışıyoruz. Ben o yüzden seviniyorum. Memlekette kalıyor, iyi diyor. Hiç olmazsa yani takip edebiliriz, görürüz. Yok, geldiğinde uğrayabilirsin canım. Zaten yer belli, adres belli. Şöyle, vallahi içim sine sine iyi bir yere gidiyor. Abimiz de bunlar için zaten koyun almış Mustafa abim. 8-9 tane. Yani sürü içindeki gibi olacaklar ama güzel. Biraz sunni bir sürü ama olsun. Olsun abi, olsun. Sonuçta o doğanın şeyinin içinde yaşayacaklar. Abi kazası belası gibi. Köpeklerin canı sıkılmasın canım. 3-5 koyunun lafı olur. Var mı abi buradan söylemek istediğiniz bir şey varsa? Ediyoruz ailecek. Komşularımızla hep beraber severek takip ediyoruz. Birbirimize tavsiye ediyoruz. Gerçekten özlem duyduğumuz bir hayat. En azından ekran karşısında da olsun biraz özlem gideriyoruz. Bizim de hayallerimiz buna benzer bir yaşam tarzı. Allah hayırlısını versin. İnşallah nasip ederse bize nasip. Amin. Her bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Beraber kaldık. Geceyi beraber geçirdik dağda. Sizin için de ayrı bir şey oldu herhalde abi. Gece seslerden uyuyamadık. Yavruların sesinden. Mustafa abi. Bir aslan sesi vardı. Bir aslan sesinden bir de köpeklerin ağlamasından. Aynen. Olsun. Güzel bir gündü. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz abi. Kafamız açık. İnşallah. Ömer sağ kalırsak gider geliriz birimizlik. İnşallah abi. Hoşça kalın abi o zaman. Görüşürüz, görüşürüz abi. İnşallah. Hadi size Allah'a emanet olun. Dağda yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün dağda yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz, et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile, biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları dağda yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel, dağda yaşam sucukları.